Evet. Tanrı parçacığı bulundu mu? Zaman zaman bu tip haberler geliyor, özellikle sende yapılan deneyin bazı sonuçlarına, bulgularına ilişkin. Bazen bu heyecanın yanlış bir alarm olduğunu daha sonradan anlıyoruz bilim insanlarının açıklamalarından. Peki acaba bu kez alarm doğru mu? Haberler ne anlama geliyor? Haber Aktif'in bu bölümünde de bu konuyu konuşacağız. Mimar Sinan Üniversitesi Fizik Bölüm Başkanı Profesör Kayhan Ülker var. Sayın Ülker, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğru mu haber bu sefer? Doğru gibi gözüküyor. Öyle mi? Çok büyük bir ihtimalle doğru. Tamam. Şimdi izleyicilerimiz bu konuyla çok ilgili. Yani biz genelde hani sert politika, efendim işte yaşamla ilgili biraz daha yolsuzluklar, usulsüzlükler, yolunda gitmeyen unsurlar, kamu sağlığı vesaire. Ama bir tanrı parçacığı bulundu mu sorusuna bakın ne yanıtlar gelmiş. Parçacığa kütle değeri kazandıran yine bir parçacıktır deyip devam ederler demiş Dağıstan Yıldırım. Kuantum gibi bakmalı. Maddenin dışında varlık var. Higgs and Newton madde dışına çıkmamakta ısrarlı. Hep yeni bir parçacık var diye devam eder. Her şey bir sebebe bağlı ve sebep etrafında döner durur. Gülnaz Şengör ise Twitter'dan demiş ki Tanrı'dan bir parça herkesin içinde var zaten. CERN'de bunu araştırsınlar bence demiş. Şimdi nedir? Burada popüler anlamda en çok ilgi yaratan tabir Tanrı parçacığı. Bu ne anlama geliyor? Bugün düşen haberler neyin bulunduğuna delalet. Doğru. Şimdi bu ilk önce isterseniz Tanrı parçacığı ismi nereden geliyor ondan bahsedeyim ben size. Bu bizim Tanrı parçacığı aslında biz fizikçiler çok da fazla Tanrı parçacığı terimini kullanmıyoruz. Bu aslında Higgs parçacığı, Higgs bozonu dediğimiz parçacık. Bu parçacığın Tanrı parçacığı adını almasının sebebi 1993'te bu Nobel ödüllü fizikçi Lederman'ın yazdığı popüler bir bilim kitabı. Şimdi bunun iki tane gerekçesi var. Bunlardan bir tanesinin gerekçesi bu çok önemli bir parçacık. Standart modelin öngördüğü ve bugün standart modeldeki parçacıklara kütleyi kazandıran parçacık olarak düşünülüyor. Mekanizmanın çalışması için gereken parçacık ve çok çok önemli. Bir diğeri aslında o bir parçada espri. Aslında bu İngilizce'de goddamn particle diyorlar. Bu da işte biraz Tanrı'nın cezası parçacık, işte lanet olasıca parçacık falan gibi. Bunun sebebi de işte yaklaşık 50 senedir biz bulmaya çalışıyoruz. Çeşitli deneylerde, Amerika'da yapılan, Avrupa'da yapılan deneylerle. Fakat bir türlü bulunmuyor. Ve bunun için çok fazla para harcandı, çok fazla emek harcandı, çok fazla insan çalıştı. Ve en sonunda işte böyle bir tabir gelişti. Fakat gerek bu Lederman beyefendi kitabı yazarken Goddamn Particle diye bir başlığı yayıncının kabul etmeyeceğinden hem de işte bir parça biraz daha medyatik olacağından buna Tanrı parçacığı demiş. Peki bu kez ne buldu sendeki bilim insanları? Evet, bu kez. Yani daha önce mesela şunu çok çarpıcı bir şekilde ve anlayabileceğimiz şekilde hatırlıyoruz. Efendim işte Einstein'ın belirlediği hızdan, ışık hızından daha yüksek, çok az da olsa daha yüksek bir hıza erişildi ve bunun müthiş bir devrim olduğu açıklanmıştı. Ama hemen bir süre sonra hayır hatalı ölçmüşüz dediler. Şimdi dolayısıyla artık şüpheyle de bakıyoruz. Şimdi bu kez neyi bulduklarını söylüyorlar, ne anlayacağız ondan? Şimdi bilimde şüphecilik esastır esasında. Daha önce sizin de bahsettiğiniz gibi bu opera deneyinde bizim nötrino dediğimiz çok düşük kütleli parçacıkları hızlandırmışlardı ve ölçüm yaptılar. İşte ışık hızından yüksek çıktı. Sonra fark ettiler ki kabloları güzel bağlamamışlar. Kabloları güzel bağlayınca yine teoriyle uyumlu hale geldi. Şimdi bu seferki durum bundan farklı. Bu seferki durum 1960 hocam, senesinde. Bu deneylerin ne kadar hassas olduğunu belirtmek için. Şimdi ışık hızı kaçtır? 300 bin kilometre. 300 saniyeli. Bin kilometre. Bulduklarında kaç buldular? Hani bundan bir 100 bin daha yüksek yok, değil. Yok. Metre çok, yani kaç? Çok küçük bir sapmayla küçük bir şey. Buldular. Dolayısıyla bu bile çok hassas deneyler yani. Evet, çok hassas deneyler. Fakat bu bile teorinin öngörmediği bir şey. Bu kadarlık bir sapma bile bizim tamamen şu andaki fiziğimizi değiştirecek bir buluş olacaktı eğer doğru olsaydı. Fakat doğru değilmiş. Değil. Dolayısıyla bizim teorilerimiz şu anda gayet güzel çalışıyor. Standart modelde bunlardan bir tanesi. Bizim teoriler, siz Einstein'cı mısınız yani? Şimdi Einstein'cı veya o bilim ne diyorsa, doğru olarak ne diyorsa biz ocuyuz. Yani şu anda Einstein'ın teorisi doğru bir teori ve bunu işte insanlar 80 senedir yanlışlamaya uğraşıyor. Çeşitli bilim insanları tırnak içinde, sonrasında daha doğrusu ispatlayamıyorlar.
Einstein'cı mıyım? Evet, Einstein'cıyım. Çünkü doğru teori o teori şu anda. Hocam benim sorularım biraz yarı tabii şaka, yarı ciddi, sakın şey yapmayın. Hayır, ben de işte yarı şaka, yarı ciddi cevap vermeye çalışıyorum ama yani işte. Peki bu sefer ne oldu hocam? Bu seferki farklı. Yani bu Higgs mekanizması 1960'ların ortasında öngörülen bir mekanizma ve dediğim gibi standart modeldeki parçacıkların çoğuna kütlesini veren mekanizma. Dolayısıyla bu teoride daha önceden öngörülmüştü ve 40 senedir işte bulunmaya çalışılıyor, bir türlü bulunamıyordu. Bu standart modeldeki tek eksik kalan parçacıktı. Bulunamayan, şu ana kadar bulunamayan tek eksik parçacıktı. Bu 2000 senesinde en son bir gözlem yapılmıştı. Bütün parçacıklar bulunmuştu fakat Higgs parçacığı bulunamamıştı. İşte bugün de onun bulunduğunu duyurdular. Büyük bir ihtimalle bulunduğunu duyurdular. Peki bu ne anlama geliyor? Yani sadece standart modelin teorisinde henüz işte dokunulmayan bir şey görülmüş, dokunulmuş, tespit edilmiş mi olacak? Aşılacak mı standart model tümüyle? Çöpe mi atılacak? İnsanlığın önünde yeni ufuklar mı belirecek? Yani burada muazzam paralar harcandı bu istasyona. Yani bunun herhalde insanlık için bir anlamı olması lazım. Tabii. Yani şimdi şöyle bakmamak lazım. Bu çok büyük bir deney. Bu deneyde sadece Higgs parçacığı bulunacak, bulunmayacak, yeni teoriler üretilecek diye bakmamak lazım. Bu işin politik kısmı. Bu deneyde aynı zamanda siz öyle bir tesis inşa ettiğiniz zaman işte orada nanoteknoloji de kullanıyorsunuz, yeni teknolojiler geliştiriyorsunuz vesaire. Ve bu sizin ekonominize doğrudan katkısı var. Yani bu şey demek değil, sizin yaptığınız teori işte Higgs parçacığını bulsak ne olur, bulmasak ne olur? İşte bizim günlük hayatımızda bir faydası var mıdır, yok mudur? Falan gibi bir tartışmalardan öte bir asıl CERN'de yürütülen deneyin bizim günlük hayatımıza dolaylı olarak katkıları var. İşte örneğin hep söylenir bu hepimizin kullandığı internet ortamı CERN'de bulunmuş. CERN'deki büyük dataların araştırmacılar arasında paylaşılması için icat edilmiş bir sistem. Daha sonra hepimiz bunu kullanıyoruz. Diğer taraftan bu insanlık için çok önemli bir haber. Çünkü dediğim gibi standart modelin şu anda tam olarak doğru olduğunu biliyoruz. Eğer son dakikada bir sürpriz yaşanmazsa. Şimdi bunu bildikten sonra bir adım daha öteye gideceğiz ve standart model ötesindeki teorileri çalışmaya başlayacağız. Standart model bizim şu anda günümüzde gördüğümüz bütün etkileşmeleri vesaireyi açıklıyor. Fakat biz mesela bu standart modelde bulunan elektromanyetik etkileşmeler var. Zayıf etkileşmeler var, nükleer bozulumlardan sorumlu. İki protonu bir çekirdeğin içinde tutan kuvvetli etkileşmeler var. Bunları anlıyoruz. Fakat bir de gravitasyon, yer çekimi teorisi var. Ve bunların hepsini birleştirmek istiyoruz. Yani bu fizikçilerin asıl hayali bütün teorilerin ortaya çıkacağı tek bir birleştirilmiş teori bulmak. Dolayısıyla bu teorinin bulunması için bu çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Yani eski bilgiyi de yatsımayan, onu da kapsayan tabii ki. Ama yeni içinde paradigmasını da içeren tabii. böyle geniş total bir evet. kuram. Tabii. Buna yani ulaşmaya. Nasıl söyleyebilirim size? Şu anda bir seviyeye kadar çıktık. Zor hocam, bunları konuşmak zor çünkü evet, nihayetinde düşünsenize sayın zor. Seyirciler antimadde diyoruz. Evet. Ya antimadde ne? Yani maddeye kütlesini kazandıran, şimdi antimadde, bunları çok zor. Hani biz elma düşüyor, efendim ne yer çekimi bulundu, Newton onu buldu. Biz bunu çok iyi kavrayabiliyoruz, gözümüzde canlandırabiliyoruz. Gerçi hani ya bu sendeki işler de ne kadar karışık diye bazen ben uzmanlarla falan konuştum da onlar da bana şey der. Hasan gibi basit bir radyo frekansının nasıl yayıldığını çok iyi idrak edebildin de bir bu sendeki o olay kaldı yani, diye. Bilmediğimiz çok şey var. Yani bilmediğimiz çok şey var. Ve hocam biz... bunun inançla da bir ilgisi var mı? Şimdi bakın izleyicilerimiz bize soru yöneltiyor. Tanrı parçacığı yani atomun işte en küçük yapısı atom altı parçacığın bulunması varoluştaki inanç şeklini değiştirir mi? Yoktan var eden gücün olmadığı diye bırakmış tweetini. Bilmiyorum siz bir şey ifade etti mi size bu? Şimdi tabii bunlar zor konular. Yani din, ama bu tartışmaları da biliyorsunuz değil mi bunlarla tabii, ilgili? Tabii ki biliyorum. Bir parça biliyorum. Benim uzmanlık alanım değil. Ancak burada şöyle bir tehlike var. Şimdi biri çıkıp da bir parçacığa bu tanrı parçacığı olsun dediği zaman bu tehlikeli bir şey. Çünkü yarın öbür gün o parçacığı bulmadığınız zaman din açısından da baktığınız zaman o zaman tanrı yok mu diyeceğiz. Ya da ne bileyim. Dindarsak bu bir tanrı parçacığı da öbür parçacıklar neyin parçacığı diyeceğiz. Dolayısıyla bunlar